Başlıyor muyuz? Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hem hafif hem de çok lezzetli şahane bir zeytinyağlı havuçlu kabak tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle burada 4 adet kabağım var. Kabaklarımızı temiz bir şekilde yıkıyoruz. Daha sonra da böyle bu baş kısımlarını bıçakla kesiyoruz. Arkadaşlar dilerseniz bıçakla soyun ince bir şekilde. Dilerseniz de böyle bir soyacakla böyle alacalı bir şekilde kabağımızı soyuyoruz. Şimdi ben bütün kabaklarımı bu şekilde soyacağım. Evet, kabaklarımı alacalı bir şekilde soydum. Şimdi de havuçlarımı temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra bu baş kısımlarını kesiyorum. Böyle bıçakla bu şekilde sıyırabilirsiniz havuçlarınızı. Ya da böyle bir soyacakla da yine böyle soyabilirsiniz. Şimdi ben böyle bıçakla sıyırıyorum. Evet, havuçlarımı da soydum, sıyırdım güzelce. Şimdi arkadaşlar kabağımızı alıyoruz böyle elimize. Bu arada arkadaşlar kabak alırken çok düzgün olması gerekiyor bu yemek için. Böyle kabağımızı böyle üçe böleceğim. Yani eğer kabağınız küçükse ikiye de bölebilirsiniz. Ben kabağımı şimdi böyle üçe böleceğim. Şurasını da kesiyorum düzgün olsun diye. Şimdi böyle bir tatlı kaşığıyla ya da çay kaşığıyla ya da bir oyacakla kabağınızı böyle oyuyoruz. Arkadaşlar bu alt kısmını delmeyeceğiz oyarken. Çok da böyle ince de oymayacağız. Sadece içine havuç sığacak kadar. Şimdi oydum kabağımı. Bakın bu şekilde oydum. Şimdi buradan bir tane havucumu alıyorum. Şimdi kabağa göre keseceğiz. Böyle havucumu kestim. Bakalım. Çok büyük geldi. Büyük geldiği için fazlalığını böyle tekrar keseceğiz. Bu şekilde yerleştiriyorum kabağımı. Hatta tam aynı hizada olması gerekiyor. Bu şekilde yerleştirdim. Ve tenceremin içerisine böyle diziyorum. Tekrardan diğer kabağımı da oyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sadece havuç girecek şekilde çok fazla geniş oymuyoruz kabağımızı. Evet, oydum. Tekrar buna göre havuç kesiyorum. Bakın. Bu şekilde havucumu yerleştiriyorum ve tenceremize sıralı bir şekilde diziyoruz. Şimdi ben bütün kabaklarımı bu şekilde yapıp tencereme dizeceğim. Evet arkadaşlar, kabaklarımın içerisine havuçlarını yerleştirdim. Ben bir adet daha kabak kullandım. Ama siz kaç kişiyseniz o kadar da yapabilirsiniz. Yani bu malzemeleri azaltarak daha da az yapabilirsiniz. Ya da daha çok da yapabilirsiniz. Şimdi bu tabaklarımı kenara alıyorum. Arkadaşlar bu kabağın içini kesinlikle ziyan etmiyoruz. Onu da size göstereceğim bu videomda. Nasıl değerlendirebiliriz diye. Şimdi bunun içerisine diğer malzemelerimi hemen doğrayacağım. Tahtamı kenara alıyorum yanıma. Şimdi arkadaşlar burada böyle 2 adet domatesim, 2 adet kapya kırmızı biberim, 2 adet de böyle orta boy küçük yani soğanım var. Şimdi domateslerimin kabuklarını soydum. Öncelikle hemen biberlerimi böyle ortadan kesiyorum. Arkadaşlar bu arada sebzelerimi temiz bir şekilde yıkadım. Ve bu tohum kısmını çıkartıyorum. İçerisinde tohum bırakmıyoruz. Şimdi bunu böyle ikiye böldüm ve böyle ince olacak şekilde kesiyorum. İrice kesiyoruz ve kestiğim biberlerimi böyle aralarına serpiştiriyorum.
Evet, biberiniz böyle küçükse hiç ortadan kesmenize gerek yok. Çünkü böyle büyük büyük daha güzel bu yemekte. Hemen biberlerimi aralarına serpiştirdim. Şimdi de soğanımı doğrayacağım. Arkadaşlar, soğanımızı böyle ortadan ikiye bölüyoruz ve böyle gördüğünüz gibi yarım ay şeklinde soğanlarımızı çok ince olmayacak şekilde kesiyorum. Şimdi soğanlarımı da böyle aralarına yine serpiştiriyorum. Üzerine yani atıyoruz böyle. Arkadaşlar, çok lezzetli bir yemek, hem de böyle çok hafif oluyor. Çok da yapımı kolay. Böyle soğanlarımı attım üzerine. Hemen diğer soğanımı da hızlıca doğruyorum ve domatesime geçeceğim. Evet, şimdi de domateslerimizi doğruyoruz. Arkadaşlar, domateslerinizi soyun, daha da güzel olur. Şimdi domatesimizi ikiye böldük. Şu baş kısımları da yemeği yerken rahatsızlık veriyor. Ben her zaman keserim. Siz de kesin. Bunu da böyle iri bir şekilde doğrayacağız. Böyle irice kestim ve bunu da böyle aralarına koyuyorum. Evet, domateslerimi de güzel bir şekilde dizdim. Şimdi ben ellerimi bir yıkayayım. Şuralarda hemen toparlayayım. Diğer işlemi size göstereyim. Evet, yemeğimi ocağımın üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar, yemeğimin üzerine böyle 4 diş sarımsağım var. Sarımsağımı da güzelce doğruyorum içerisine. Çok küçük olmasına gerek yok. İrice de doğrayabilirsiniz. Evet, sarımsağımı da doğradım. Arkadaşlar, sarımsak da yemeklere çok güzel lezzet veriyor. Şimdi üzerine böyle bir çay kaşığı dolusu toz şekerim var. Onu da böyle serpiyorum üzerine. Ve şimdi tuzunu da ilave edeceğim. Böyle tuzunu 2 çay kaşığı dolusu ilave ettim. Serptim. Daha sonra tuzuna bakarım. Tuz tutsa ilave ederim. Siz de damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burada da böyle bir orta boy çay bardağı zeytinyağım var. Zeytinyağımı da böyle üzerine gezdiriyorum. Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ama bu yemek zeytinyağlı olduğu için daha da lezzetli olur, zeytinyağı kullanırsanız. Şimdi de üzerine suyunu dökeceğim. Evet, böyle orta boy çay bardağıyla bir tane de su böyle gezdiriyorum üzerine. Çok fazla su dökmüyoruz. Şimdi ocağımın altını açacağım. Yemeğimizi böyle kısık ateşte güzelce pişireceğiz. Hiç kesinlikle karıştırma falan olmasın. Sadece böyle kısık ateşte yemeğin kendi buharında o koyduğumuz suyla güzelce pişecek yemeğimiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu kabağın içini de değerlendirelim. Kesinlikle çöpe atmayalım. Böyle tavamızın içerisine bir adet kuru soğanı doğradım. Küçük bir soğan. Bir adet de biber. 4-5 yemek kaşığı da yağ koydum. Ve yağım da güzelce pembeleştiler. Şimdi içerisine böyle bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi de içerisine bir adet domatesi kabuklarını soydum, küp küp doğradım ve domatesimi de döküyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine küçük küçük doğradım, oyduğum kabağın içine döküyorum. Arkadaşlar, bu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yemeğimin tuzunu atıyorum. Böyle 1,5 çay kaşığı tuz kattım. Onu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böyle küçük çay bardaklarıyla bir tane de su döküyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum.
Ve bu yemeğimi de bu şekilde pişiriyorum. Evet arkadaşlar, yemeğim pişti. Benim yemeğim tam olarak 1 saatte böyle kısık ateşte güzelce pişti. Pişip pişmediğini anlamak için ise böyle bir çatalla havucunuza böyle batırın. Kabağınıza da havuç biraz daha geç pişiyor kabağa göre. Böyle rahat batıyorsa pişmiş demektir. Ve şimdi servis tabağımı alacağım. Evet, bu şekilde servis tabağımızı alıyoruz. Arkadaşlar, bu arada tam bir vegan yemeği oldu. Gerçekten de hem hafif hem de çok lezzetli bir yemek. Şimdi güzelce servis tabağımıza diziyoruz. Bu arada arkadaşlar, unuttum söylemeyi. Yemeğimiz piştikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Ben kapattım ocağımın altını ve kapağı böyle kapalı şekilde güzelce soğudu. Ondan sonra açıp servis yapıyoruz. Onu mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü kapağı açık bir şekilde soğutursak kararma yapabilir sebzelerimiz. O yüzden kapalı bir şekilde soğutup servis yapıyoruz. Evet, servis tabağıma aldım yemeğimi. Arkadaşlar, şimdi de böyle ince ince kıydığımız dereotunu böyle üzerine gezdiriyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Mutlaka ama mutlaka deneyin arkadaşlar. Kabak sevmeyenler bile bu yemeği böyle severek yiyeceğine inanıyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.